Ben Ali İlhan, Kayserliyim. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. 5 yıldır buradayım. Şimdi ben bizim memleketimizde yani belediye 4 senede bir zam yaparken burada Gümüşhane'de her 6 ayda bir zam yapılıyor. Ben de bunları kendim protesto amaçlı eleştirmek için binmiyorum. Ya binmeyeceğim bu saatten sonra da. En azından tek kişi olarak bu yola çıktım ama inşallah ilerleyen zamanlarda daha da bir kalabalıkla bu zamları protesto edeceğiz. Ayda bir defa falan gidiyorum. En fazla 20 günde bir veya 15 günde bir gidiyorum. Daha fazla da çıkmıyorum yani çarşıya. Çünkü zamlardan dolayı çıkasım gelmiyor. Yani Fatih Dolmuşlar var. Fatih Dolmuşlar'ı bilmiyorum. Çünkü bizim orada otobüsler 1.40 iken burada otobüsler 2 lira, 2.5 lira. Bir öğrenci olarak tabii ki de bu beni çok üzüyor. Zamların bu kadar fazla olması benim çarşıya çıkmamı da engelliyor. Belediye kesinlikle bize sahip çıkmıyor. Hiç öğrencinin yanında değil. Yani bugüne kadar belediyenin hiçbir faydasını görmedim. Faydasını görmediğim gibi sürekli zararını gördüm. Hiçbir şekilde bize destek olmadılar. Zam her şeye zam üstüne zam yaptılar. Nereye kadar yürüyeceğini bilmiyorum ama bir şekilde idare edeceğiz artık. Gümüşhane'ye gelen insanlar her türlü zama açık olsunlar. Çünkü ben buraya geldiğimden beri her sene zam gördüm. Başka bir şey görmedim. Hiçbir konuda belediyeden yardım almadım. Yardım almadığım gibi de sürekli eleştirildim. Mesela geçen sene bir arkadaşımız vefat etti. Yani o KYK yolunda vefat etti. Ondan sonra hiçbir önlem alınmadı. Onun dışında da mesela dağın başına Gümüşhane Devlet Hastanesi yapılmış. Yani ben sadece Türkiye'de, sadece Gümüşhane'de gördüm bunu. Bir dağın başında hastane olmasının amacı ne olabilir? Ne olabilir kardeşim? Yapıldığı gibi bir de açılmadı. 3 yıldır açılacaklar açılmadı. Allah korusun hastalansam, rahatsızlansam, bayırı çıkacak olsam yolda ölürüm yani. O hastanenin yapılma amacını zaten anlayamadım. Sürekli bir eleştiri öğrenciye karşı. Yani gelecek arkadaş kendini buna göre hazırlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani bu şehir gerçekten sahipsiz. Hiçbir sahibi yok. Buraya ikametgahını alan öğrenciye burs veriyorlar. Yani 100 lira falan burs veriyorlar. Ama belediyenin eline mesela kişi başı 1000 lira para geçiyor. Bu parayı hiçbir şekilde doğru yönde kullanmıyorlar. Para bir yerde toplanıyor ama nerede toplandığı belli değil. Öğrenciyi hep siyasi çıkarlar için kullanıyorlar. Seçim yaklaştığı zaman öğrenciyi hatırlıyorlar. Öğrenciye kumanya getiriyorlar, erzak getiriyorlar. Ama seçimler bittiği zaman onlar yoluna, biz yolumuza. Hiç bizi düşünmüyorlar. Ancak kendilerini düşünüyorlar.